الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد سلامات. Şimdi 10 tane ders bilemez. İşitsel yapsak duyma noktasında, görsel bir tane bile yetiyor ona. 10 tane işitsel derse. Görsel. Yani kavrama noktasında insan onu hayal edip tefekkür etme, yardım etme noktasında görsel ders işitsele benzemez. Yani onun için görsel çok mühim. Şimdi bu akşam, iki haftadan beri devam ettiğimiz inşallah son akşam, aşk. Aşkın yerini bir bulmak adına ben şöyle bir sıralamayı da göstereyim size de. Net oldu mu bilmem. Şu görüyor musunuz bunu? Ben şey yapayım isterseniz, okuyayım. Herhalde ufak oldu değil mi yazı? Onu... Şu aşağıdan biliyor musunuz? Hani nereden? Yakınlaştırıyor ya, sağ. Biraz daha. Kaydı altı. Ha, aferin ya. Siz bu işleri biliyorsunuz ha. Sait bu işlerin adamıydı ama. Yukarı hocam. Biraz daha bunu şey yaptıktan sonra. Çok mu oldu? Çıkarayım şunu. Evet. Oo, çok biraz daha. İyidir abi. Ama daha tamam, yazayım. Tamam, işte. Heh. Şimdi aşkın yerini göresiniz diye. Çok şey anlatılır. Bak, bu acayip bir yer. Tamam. İnsanın yapısı. Bunların yerini de bakacağız nerededir diye. Fakir olduğumuz için bir şeye meylediyoruz. Fakiriz. Meyledince insan, meyil şiddetlenirse bir şeye, ihtiyaç duyuyor. Meylediyor. Ne olduğunu bilmiyor ama meylediyor. Mesela beka hissi. Biz hakikaten beka istiyoruz. Bekada değiliz. Fakiriz onun. Meylediyoruz bekaya. Meylin iki katı çıkarsa ihtiyaç olur. Yani şiddetlenirse. Meyil şiddetlenirse artık ihtiyacın olur. İhtiyaç da biraz da şiddetlenirse iştiyak olur. İştiyak biraz da şiddetlenirse aşk olur. Aşk biraz da şiddetlenirse, unuttum eklemeyi, muhabbet olur. Muhabbet biraz daha şiddetlenirse aç. O da biraz şiddetlenirse tefekkür. Tefekkür biraz daha şiddetlenirse incizap. İncizap daha şiddetlenirse şefkat. Şefkat biraz daha şiddetlenirse latife-i rabbaniyedir. Bakın arkadaşlar, şu şefkati görüyor musunuz? Şunun yerini size göstereyim şurada. Şurada. Şefkatten aşağıya ne saydıksa hepsi burada. Ha, gözüküyor değil mi? Burada. Zübeyir abim sen de buradasın. İyi, hoşuma gitti. Bak, şu hissiyat var ya, şu masum olduğu yer. Arkadaşlar, şu. Şuradan ta geliyor buraya kadar. Buraya kadar. Görüyor musunuz? Bu şefkat ise, şefkat şuradadır. Şurada. Bak, o birinci çekmecede kutu var, karton kutu. Kartonun kutunun içinde naylon var. Naylonlar da işte bir mikrofon, Sony yazar. Yani teyp mikrofonu ya. Teyp mikrofonu. Bak, bu şefkat burada.
Bunun biraz ilerisi Latife-i Rabbaniye'dir. Latife-i Rabbaniye'dir. Aşk histir. Vedud ismine bakar. Şefkat aşktan daha ileridir. Ondan sonra bu akşam okuyacağız. Aşık var mı bakalım? Hemen size bir şey söyleyeyim. Aşk ulemanın söylediğini söyleyeceğim. Kusura bakmayın, bu misal benim değil. Osmanlıcayı da taradım yani. Ulema ne demiş bizim mesleğimize uygun? İnsan diyor, insanlar zıt cinsine karşı talepte bulunur. Bu talep ihtiyacını karşılamaktır ama buna aşk demiş. Eğer diyor hakikaten aşk olsa eline geçirdiğin zaman aşk devam etmeli. Ama aşk bitiyor. Demek ki ihtiyacını karşıladın. Şiddetli yemeğe ihtiyacın var. Yemeğe ihtiyacın var. Şiddetli. Çok acayip. Yedikten sonra bizim yemek. Eğer diyor ihtiyacını karşılamak adına şiddetli arzuya aşk diyorsanız diyor, sizden daha aşık var diyor. Kim biliyor musunuz o? Eşek de öküz diyor. Çünkü onlar da çok şiddetli bu ihtiyacın peşindeler. Mart kedileri de öyle. Özür dilerim ama hani yani bir şey hani kusuruma bakmadım değil mi? İşte. Allah razı olsun. Şimdi çok ilginç bir şey söylemişler. Orada kısa bir parça onu mu getirdim? Hani kısa bir şey vardı ama şu çekmecede, bilgisayarın yanında çekme, siyah çekmeceniz ne? Bunun kesik, şuradan kesik. Tamam. Şu kadar. Bilgisayarın yanında mı kapını geçirdim? Yok. Bilgisayarın yanında. Ne yapsın ki? Hasan'ın derdi bitmez ki. Hasan'ın taleri biter mi? Kaç tane iş? Aşkla mı uğraşsın, şefkatle mı? Çok ilginç tabii. Bir daha söylüyorum. Demek ki piyasada aşk yok. İhtiyacının şiddetli talepçileri var. Zaten usta da diyor ki, ne diyor? Aşk ücret ister, mukabele talep eder. Piyasadaki o şarkı türkülerin ağlamaları, aşkın ağlamaları bir nevi taleptir, bir ücret istemektir. Verdim mi susuyor, sus da diyorsun susuyor. Oysa susmaz. Leyla ile Mecnun, aa demiş ama kız işte, kara işte, kızı getirdik. Yok o zaman. Onun aynasında Vedud ismine aşıkmış. O aynada aşkı mecaze, aşk hakiki inkılap etmiş. Leyla'yı ne yapsın? Aşmış, geçmiş. Geçmek içinmiş o. Merdiven yapıyor. Evet. Ama merdivende kalırsa demek ki talep ettiğin odur. O da ihtiyacını karşılamaktır. Demek ki onun adı sevgidir, aşk değildir. Aşk benliğini yok edendir. Hala sen varsan aşık yoktur. Beni, ben de arama, ben sen olmuşum diyor. Ben zaten sen olmuşum diyor. Şey demişler ki, Muhittin Arabi, kafir olmuşsun. Kafir. Ben var mıydım ki kafir olayım? Yok olmuş. Geçmiş. Biz karıştırıyoruz. Şimdi ben ilk önce şekilde mi başlayayım yoksa bunu biraz kaldı bitireyim mi? İsterseniz şuradan bir okuyayım. Latife ile hissiyatın farkını şefkate kadar latif. Çok güzel. Yani aşk dahil his şefkate geçince latif oluyor. Farkı ne? Mektubatta 24. mektupta şuunat-ı zatiyeye latife-i rabbaniye
şey latifeler deniliyor. 24. mektuptaki tabirinde aciz olduğumuz, ifadede mezun olmadığımız şefkat-ı mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, surur-u mukaddese, zevk-i mukaddese varmış Allah'ta. Allah'ta varmış. Ama keyfiyetini bilmiyoruz. Ancak varlığını varlığımızla intikal ediyoruz. Bu şefkat-ı mukaddesesi varmış Allah'ın. İşte oraya geçen bir insan, oraya geçen bir insan, oradan bakınca Allah'ın icraatını, Allah'ın hükmünü, adaletini farklı yorumlar. Aramızda kalsın, kimseye demeyin de. Allah'ın diyor, Üstad demiş, Gayr-ı Muteşir'de yazıyor. Allah'ın şefkatini, Allah'ın muhabbetini, Allah'ın rahmetini bu insanlar duysa namazı belki kılmazlar diyor. O makamdaki ifade umuma gitmediği için denmemiş. Çünkü Allah bütün o şefkat ve merhamet edenleri kaynağıdır. Şimdi bu his değildir. Hissin kaynağı unutmayın. Esmadır. Aşk Vedud ismine bakar. Tefekkür Hakim ismine bakar. Şimdi cemal sıfatına bakıyor. Şefkat. Cemala bakıyor. Rahim olarak gözüküyor. Yani şurada karıştırıyoruz. Hay sıfattır, muhi esmadır. Hay sıfatı muhi olarak, muhi de efal olarak tezahür ediyor. Perde perde, şöyle diyor. Buz. Yani şöyle, merkezden alayım. Nur-u Muhammedi buradadır. Nur-u Muhammedi'den çık dışarıya. Maddeye hayat. Çık dışarıya. Esir. Çık dışarıya. Enerji. Çık dışarıya. Kuantum. Çık dışarıya, elektron. Çık dışarıya, H2O, element. Çık dışarıya, su. Çık dışarıya, buz. Hepsi aynı yerde. Aralarında ne kadar mesafe var? Sonsuz. Aynı yerde, sonsuz yakınlar, sonsuz uzak. Buz ile su sonsuz yakındır, sonsuz uzaktır. Su ile H2O sonsuz yakındır, sonsuz uzaktır. Mekansız ve zamansızı bugün telefonda biri soruyor. Abi bir tane örnek ver diyor, ne olur. Mekansız ve zamansızı nasıl anlarız? Mekansız ve zamansıza en güzel misal insanın ruhudur. Karmaş, çorma zannediyoruz burası değil mi? İçimiz böyle ne ya? Et kemik işte. Kendini doldur boşa gübre fabrikası olarak yorumlarsan affedersiniz, mideyle, uşkurluğuyla insanı yorumlayan insan ne anlar bunları? Der ki, ya budur ya, bu ne teferruatı ya? Bu nedir ya? Zanneder. Tamam. Hayır, bilgisayarın solundaki siyah şeyler yok mu siyah? Solunda ya bir şey, faksların üzerinde. Olayı varmış. Faksların üzerinde en üst çekmecede, en üst çekmecede de var. Yazıcının üstünde. Heh heh. Tamam. Tamam. Şimdi, insanı yorumlamak eğer bedenselse, ebedeni anlatayım size. Şu anda binada oturuyorsunuz, her derste diyoruz. Binada oturuyoruz, bir binaya ne kadar yakınız? Bitişiyiz, sıfır. Sonsuz yakın, bitişiyiz. Ama keyfiyet olarak sonsuzluğa hiç benzemiyoruz. Bina ile senin aranla düşün yani. Senin ruh yapını düşün, ruh. Beka arzunu düşün, mekansız ruhunu düşün, latifelerini düşün. Oturduğun binaya. Aradaki farkı hatırladınız mı? Aynen bina ile senin arandaki fark gibi cesetle ruh gibidir. Cesedin de ruhuna böyledir. Hiç alakan yok yani. Ceset senin hanendir, yuvandır, libasın, elbisen değil. İnsan kendisini yorumlamak kadar kutsi bir şey yoktur. Bütün dertlerin
dermanı da budur. Onun için bir tanesine dedim ki, kardeşim, aklına lütfen, hissiyatına, duyguna, bir daha söylüyorum, aklına, hissiyatına, duygularına, vehimlerine teslim olma. Niçin Allah Resulüne, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyoruz? Efendi niçin deniliyor? Efendi, efendi seni kölelikten azat edendir. Efendi onun içindir. Allah Resulü ayağımızdaki palangayı, elimizdeki kelepçeyi çözmüş, hürriyet-i şeriyeye vesile olmuş. Efendi o. Bizi kadının köleliğinden, paranın tasarrufundan, kara kaplı insanların ellerini öpmekten bizi kurtarmış. Nelere köle olacaktık? Stadyumlarda, boğazımıza ip takılmış, oraya mı bağlayacaklardı? Kahvelerde sabahtan akşama bakın bizi ne kadar kölelikten kurtarmış. Efendi işte. Onun için Efendimiz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, biz köle kampındaydık, savaş yapmış, orayı fethetmiş, bizim bütün köleliğimizi ortadan kaldırmış. Hürriyete kavuşturduğu için Efendimiz'dir o. Köleyiz, köle insanlar. Diyecek ki ne? Televizyona bağımlılıktır, köleliktir. Paraya bağımlı, yani fıtratımıza zıt yaşamanın hepsi elimize bağlanan palangadır. Palanganın adı da tilerkiliktir. Sigaraya inanmıyorsun, iyi bir şey olmadığını biliyorsun. Niçin içiyorsun? Çünkü köleyiz. Köleyiz. Yani bizi istibdattan kurtarmış, hürriyet-i şeriye. Diyor ki bize Allah Resulü, Allah'a küfür edecek kadar, isyan edebilecek kadar, inkar edebilecek kadar hürsünüz diyor. Sonra diyoruz ki kadere mi bağlanır? Hürriyetinizi kavuşturmak için uğraşan zaten savaş açmışlar. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar, Latife-i Rabbani de Allah'a müşahede eden yer. Şimdi biz karmak çorman değiliz. Bakın ben denilen budur. Mansu görüyor musunuz? Net midir acaba şey Aize? Tamam. Bu ruh ceberidir. Buna ustadımız şey diyor şuraya. Zişura mahiyet-i insaniye aynası diyor. Yerini şey yaparak okuyayım. Osmanlıca lemalar Latince'de yoktur. 772'de kalp mahiyet-i insaniye zişur bir aynedir. Onda temessül edeni şuur ile hisseder, aşkı beka ile sever. Şimdi bunu biraz daha görmek isterseniz şöyle yapayım. Daha geniş. Aşk. Bunlar yani aşk neymiş ya, onlar bu fikirler sevgili kardeşim. Bak. Bak sen kimsin şimdi göreceksin. Sen kimsin? Ha ilk önce bir şunu bir seyret de. Allahu Ekber. Allah bunu ihsan ettiği için ona kainatın zerratının nisbi ve itibari sıfatı adedince hamdü senalar olsun. Hamdü senalar olsun. İkram ilahi. Yanlış dahi olsa bir düşünce melekimize malzeme yaptığı için şükürler olsun. Şimdi Allah'lık hakikati şurası. Bunun hakkında hiçbir, aşka geleceğim, hiçbir bilgi yoktur, olmayacaktır, seni hakkıyla bilemedik diyor. Latife burasıdır, Levent. Şunat-ı zatiyeden çıkıyor. Nedir o bizdeki karşılığı? Lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, surur-u mukaddese, başka neydi? Şefkat-i mukaddese. Yani o 24. mektupta 7 tane sayıyor. Bu sıfat ikiye ayrılıyor. Zati ve subuti sıfatlar biliyorsunuz.
Bu da Esma ile biz buyuz. Bak ben diye buradasın. Yani benim kolum bana ait. Benim kolum kırık. Benim kafam. Kafa ben değilim. Zannediyor ki insanlar bu benim. Kendini hiç kimse görmemiştir. Bu senin kafandır. Benim kafam, benim gömleğim. Bana ait bir malzeme. Sahip çıkan arkada. Şimdi o ben diyen budur. Bunun adı da şu. Şimdi Esma aşk denilen aşk his vedud ismine bakıyor. Buradan geliyor. Mecul aşazam ben şimdi geleceğim buradayız. Ben bunu kapatayım. Bunun biraz daha şeyini açayım. Daha ihatalı tarafımızı açalım. Şu. Şunu da görün. Kaba taslak olsun. Bunları görmüşsünüz ama aşkı yerine oturtacağız. O elipsi bu hale getirdik. Bak bu adam sensin. Burası alemin şehadet. Yani biz şey yapalım diye. Buranın zaten nokta gibi yeri bile yok buranın. Bu bütünlük içinde. Bunlar ne demektir diye. Bunların izahları burada var. Tamam. Şimdi ben şeyi göstereceğim de. Esas. Bu değil. Heh. İşte ben diye burası. Ama yukarıdan aşağı indireyim. Mahiyeti zatiye. Bunun şeyi yok mu başka? Şurada Cenab-ı Hakk'ın mahiyeti zatiye. Bunun hakkında ne içiyor? Aha burada var bak. Latifelerimizin menbaı, şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzehe, şefk-i mukaddese, sürur-i mukaddese, lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, iftihar-ı mukaddese. Allah'ta bu var. Ama bilmiyoruz. Keyfiyetini bilmiyoruz. İçeriğini bilmiyoruz. Onun bizdeki nümeneleri var işte. Şefkat, muhabbet, şefk, sürur, lezzet, memnuniyet, iftihar. Seni oralara taşıyor. Bunlar zemin oluyor, zemin olunca, güzel aynalı olunca Cenab-ı Hakk'a zatının tecellisine zemin oluyor, Allah tezahür ediyor. Allah orada zahir oluyor, sen de namazda. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Buraya kadar. Gaybani. Gel de söyle ha ya ki. Cafer-i Sadık başladı. Ağlamaya cemaat. Zıngır 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 zıngır. Allah Allah. Allah Allah da Allah da. Hayli zaman sonra. Kafaya yemiş. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nestaîn. Ne demek? Yalnız sana ibadet ederiz. Ederiz. Yalnız senden yardım isteriz. Bunu diyemedi. Niçin diyemedi? Riyakar. Allah'tan gayipten bir ses ya derse ki bana yalnız ibadet edeceğini söylüyorsun. Hakikaten bana mı ediyorsun? Yalancı seni. Der Allah diye diyemedi. Bana mı ediyorsun? Yalnız sana ibadet ederiz. Yalnız senden yardım dileriz. Biz paradan beğeniyoruz. Çocuklar sigorta gibi görüyoruz. Parasız kendimizi emniyetsiz hissediyoruz. Efendim, şu veya bu mutlaka ya ihtiyat. Kardeş ne kadar şikler koşmuşuz. Ha biz şey yaparız onu. Biz deriz. Çünkü niye? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Biz oraya gelemedik ki oradan duralım. Ya çerçeve yapıyoruz, ya araba tamir ediyoruz,
Ya çek senetleri veriyoruz veya ödenmeyen senetleri. Oh hay ya. İyâken abudu ve iyâken esneyin. Ne zaman önce söz vermiştin ya? Ona ihtilaf neredeydin ya? Abi ya! Ya 3 mü 4 mü ne yapayım? 3 mü 4 mü diye kılacak diye soruyorsa merak etme. Hiç ses gelmez bize. İyâken abudu ve iyâken esneyin diyelim. Bir şey olmaz. Namazımız öderiz. Namazımız namazdır. Endişeniz olmasın. Çünkü biz ahir zaman evladıyız. Cafer-i Sadık değiliz. Ama doğruyu da bilelim. Kendimizi de cennetin ortasına ama şey yapma. Ama cennete gideceğiz. Kesinlikle cennete gideceğiz. Ne, niçin, ne, nasıl konuşuyorsun? Benim Allah'ım böyle bir Allah. Allah'ınıza böyle. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam. Ölmeden ömrünüzde en az bir defa Allah'a hüsnü zan edin. Allah beni yapmayacak, beni koyacak ya. Koyacak. Niye böyle hüsnü zan etmiyorsun ki? Ben böyle inan. Böyle muamele göreceksin. Vallahi gemide ol. İstersen bu durumda gireceğiz. Onun ortası dışı yok zaten. Dibinde olan da zaten ortasını biliyor. Eksik bilse orası cennet değil. Cennette bir şey değil be kardeşim ya. Cennette değil ya. Gel bakalım şimdi cennet. Daha bak cennette. Ne diyorsun sen ya? Cennet isteyene ver onu. Aa cennet burası. Biz daha fazla istiyoruz. Neresini istiyorsunuz? Ey kullarım diyor Allah şimdi. Allah'ım şu anda bu cennetten yukarı Sidret-i Muntaha'nı istiyoruz. Başka ya Rabbi daire hayatını istiyoruz. Başka Allah'ım. Başka ne istiyorsun kulum? Allah'ım daire ilim istiyoruz. Oraya girelim. Şuralara. Bak, ya Rabbi yetmiyor. Kulum daha nereye istiyorsun? Her istenilen şeyin talebi verilecektir. İsteyebileceksin ama. Dünyada anlamasan bile niye gösteriyorum? Ben anlamadınız bilmiyorum. İsteme hakkınız olsun. Allah'ım orada bir şey vardı ya. Cennetin üstünde bir şeyler vardı. Onu istiyorum. Ha, istek olunca talep verilecektir. Ama cennette ya Rabbi istiyorum. Ne istiyorsun? Dünyaca huri duymuştum. Al. Köşkler istedim. Hasan köşk. Başka başka. Tamam ya. Biz tatmin olmuyoruz. Sonra arşı istiyoruz Allah'ım. Rabbim şu anda şahit hepimize. Ama bazıları var şimdi. Abi vallahi ben öyle kolum sallayarak geldim. Öyle bir şey istemiyorum. Burada bulundun mu? Burada bulundun mu? Sana da verilecek. Çünkü hadis-i kutsi var. Cebrail aleyhisselam dedi ki ya Rabbi oraya iyi niyetli gelmeyen vardı diyor aralarında. İzzetime yemin ederim ki onların hürmetini onu da affettim diyor. Niye böyle yapıyor? Sana ne? O Allah. Ben olsam yapmam. Vallahi böyle sinik gibi ezerim. Ama o Allah'tır. Allah. Niçin yapıyor? Allah'tır. Karşılık veren biziz. Allah affetmek yakışmıyor. O bize. Allah bize söylüyor. Affedin birbirinizi. Allah'a çok affetmek yakışıyor. Çok çok çok. Öyle. Allah bize diyor ki affet şeyleri diyor. Ben kazimine gayze ve lafinanin naz. İnsanlar affederler, gazdan uytarlar. Affedici olun ki ben de affedeyim. Af bize yakışır. Çok 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 çok. Nihayetsiz affetmek ona yakışıyor. Ya Rabbi arşı istiyoruz. Ya Rabbi daha fazla da istiyoruz. Neresi? Lef-i muhafızı istiyoruz. Nerede İlker senin cennetin? Daha istiyoruz. Nereyiz? Arş-ı azam istiyoruz. Kab-ı kavsin istiyoruz. Ya Rabbi, hakikat-ı Muhammediye'de inkişaf ettirerek mahiyet-i Muhammediye'deki fena-i mutlak olan ele istiyoruz vücudu mutlak buraya. İşte bu sensin. Ben dediğin sen budur işte. Hiçbir zaman görmedin ancak cennette göreceksin kendini. Onun için orijinalsın. Acaba kimsin sen? Ben kimim? O kadar merak ediyorum ki. Bazen kafamı yiyecek duruma geliyorum. Acaba ben nasıl bir şeyim? Ben kimim ya? Deli ediyor adam. İşte bu buradayız. Ama nedir yani? Bu kırmızı falan değilsin ya. Allah Allah. Orası kırmızı noktası. Arkadan yasaklanmış. Yasaklanmış. Ama gitmek lazım be kardeşim ya. İşte erteliyoruz. Vermek istemeseydi istemek vermez sonuca. Ölüm ne biliyor musun? Esma'nın ölüm şu. Buzdan su olmaktır. Sudan haşik olmaktır.
H2'ysen elektron olmaktır. Kuantum, enerji olmaktır, esin olmaktır, nur muamele, madde hayatı nur muamele. Ya bir şey değil, aynı yerdesin kardeşim ya. Bu cesette cennete gidilmez. Bu çöpe atılması lazım. Gömleğim kirlendi kardeşim, çöpe at yıkansın. Farz-ı mahalla burada geçsek cennete. Buyur kulum, tak 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 tak, ya Rab beni hiç ölümü hissettirme, tamam. Cesetten çıkın, geçtim. Bu cesette şimdi cennet olur mu? Bu mideyle 2,5 litreyle cennet mi? Nimet adamı deli eder ya. Bir an deli olacağım, bu ceset müsait değil. Çok uzaklar seyredeceğim, göz müsait değil. 2,5 litreyle cennete gidilir mi? Suriye'ye gidiyor adam, Suriye yedek depo yapıyor mazot dolduracağım diye. Elinden gelse tırı komple yapacak. Cennete bu mideyle gidilir mi kardeşim? İstekle depoyla gideceksin lan. Buraya gideceğiz. Cennet aşağıda. Allah'ın izniyle. Hep beraber gideceğiz. Öyle istisna yok. Bir kasa domatesin içine bir tane iki tane çürük çıkarsa İslam hukukunda ey marketçi sen de bunu aldın şu iki tane çürük çıktı. İki tane aldı iki tane. Hayır der. Komple kasayı ver. Komple al. Öyle içine tek tek seçilerek değil. Bu biz cemaatiz. Kasayız. Kasa içine senle ben çürüyüz. Cenab-ı Hak diyecek ki ey nurcular gidin dünya bir dakika imtihan verin veya beni de kabul edecek. Çünkü ben de kasanın içindeyim. Ben bu kabilin içindeyim. Vallahi süpürgeci dayı olsam, kaptan olmasam bile geminin içinde misin? Bu durumda ol. Ya Cio. Bitti. Gireceğiz Allah'ın izniyle. Araya kaynak yapıyoruz. He? Araya kaynak yapıyoruz. Tamam. Haritanın kainatın, bu nedir ya? Haydi gidin. Geç geç. Kardeş şimdi biz aşka devam edelim. Aşk dersiniz. Şimdi aşk nerede? Bunu artık bundan geçiyoruz. Toplamayı şöyle okuyorum. İnşallah şey yapacağım ben size. Bu ben nasıl çalıştığımı, bu toplamaları nasıl elde ettiğimi yarın inşallah yapıp yayına vereceğim size. Bu arşivimi, odadaki arşivi, bunlar nereden çıkıyor diye bunlar göstereceğim. Şimdi ben bunu kapatıyorum. Başka ders yapacağız. Şimdiye kadar neydi? Ders değildi arkadaşlar. Ders değildi, mukaddemeydi. Bak, burada... Hasan abi, tefekkür, aşkın daha zengin, daha parlak diye... Evet, bak yukarıda yazıyor zaten. Aşk ve lüks üstüne dayanıyor, tefekkür hacim üstüne bakıyor. Çünkü... Orada bir kemal mertebesi mi olur yani? Tefekkür daha ileride. Aşk bir ismi taşıyor. Tefekkür ise hakim ismi ama hakim diğerini de çekiyor. Çünkü mesela ilmi de var burada. Yani diğer sıfatları da alıyor. Daha cami, daha şuurlu. Çünkü aşk hissiyattır. Bu da öyle ama dimağdaki meratiptir. Meratibi de var. Vicdanda da zihin hakikati de var. Daha cami. Yani esma kendi aralarında da öyle yani. Mesela diyelim ki latif var. Ama öne çıkan mülevin var. Daha öne çıkmış. Mülevin aynı zamanda basarı da ifade ediyor. Ama latif, mesela Elvan'ın latifliği. Ama şeydeki mülevin renklendiren, şeftaliyi renklendiren ya mülevin. Ama basara da cevap veriyor. Aşka da daha cami, daha şunur. Şöyle diyelim miyiz abi? Aşkta direkt zata karşı benim anladığımı söylüyorum ben. Tamam. Bir hissiyat. Ama şefkat Hüsam'ın saygı hatfelerde şu lamba yak. Ve azde şey var. Şimdi bize, bütün şuuratı zatiye beraber olduğu için bunu da mı yapalım? Bunu yap yok hepsini yap. Çünkü şu anda o kamera şeyi sonra yapacağız. Şimdi buradan okuyacağız. Allah keskin oluyor yani bir kainatta gören Allah'ın şuuratının işlerini biz gördüğümüz vakit birini yakalayamasak bile Rezzak'ı mesela Şafii'yi yakalarız. Evet. Ama aşkta sadece zat var. Yani, zat. O yüzden daha keskin oluyor. Evet. Kısa. Doğru.
ya Hasan Hocam, aşkta bir karşılık beklemek, karşılık ummak olup da şefkatte ise karşılığı beklemeden. Evet, daha canlı onun için. Daha canlı. Çünkü zaten şefkatte karşılık yoktur diyor. Şefkat daha cami ise kadınlar hissiyat noktasında Cenab-ı Hakk'ın arşına bizden daha, erkeklerden daha cami aynadır. Aynadarlığını bilirse. Ya Şefkat Karaman onlar ya. Peki Nur cemaatinin, Nur talebelerinin hangi sıfatlar öne çıkıyor? Mesleğimizin dört esası var. Aks, şefkat. Aks, fakr, şefkat, tefekkür. Yani temeli ne olur? Peki şefkat hakim olursa ne olur? Şefkat seni günahtan da alıkoyar. Nasıl koyar? Şefkat bir insanda hakim olursa, hakimliği nispetinde harama bakmaz. Nasıl bakmaz? Mesela Eskişehir hapishanesinde lise bahçesine bakarken ustad kızların raksine bakarak ağlıyor. 50 sene sonraki vaziyetlerini görüyor. Niye? Yani ağlıyor. Onların acıyor. Bunların imanını yok etmiş, yok ediyor, çalıyor. Bu hak, hukuk, Allah'ına kulu olacaksın, haram helal kavramını ortadan kaldırdığı için onun imanları tehlikeye gidiyor. Çoğunlukla. Peki diyeceğim şu. Şefkat hakim olduğu için acımaya inkılap etmiş. Ben onun imanını nasıl kurtarayım? Olur. Yani bacına, kızına, anana niçin şehvet olmaz? Çünkü karabet-i nesliye şefkat olduğundan, şefkat da bu üzerindeki o şeyi, şehvetin üzerini kapatır. Mesela sokakta birisini gördüm. Ya ben bunun imanını nasıl bir vesile olsam da imanına vesile olsam, kitap mı versem, bir şey mi yapsam, bir yolunu mu bulsam, adamın zihninde imanını nasıl kurtarayım varsa, onu nasıl istismar edeyim, nasıl tongaya getireyim, nasıl aldatayım da ondan menfaatlanayım olmaz. Şefkat hakim olursa şehvet diktedir. O nispetle. Onun için kadınlarda şefkat fazla olduğundan cinsellik azdır. Duygusallık ister erkekten. Erkek cinsellik ister, duygusallığı verir. Kadın erkeğinden duygusallık ister. Alaka ister, konuşmak ister, yakınlık ister, sahiplenmek ister. Bunu erkekten ister ama erkeğe de fiyat verir. Cinselliğini verir. Erkek de kadına sahiplenmeyi, alakayı veriyor. Cinselliği alıyor. Erkek bunu bilmiyorsa ne ya dıdır dıdır iki ağzını durmuyor ya iki de bir şey yapıyorsun. Dur ya bir şey seyrediyoruz derse hakikaten longo longo bir adamdır. Fok balığı gibi büyümüş. Eğer sen bu ihtiyacını karşılamazsan konuşmayı, sohbet etmeyi ki televizyon olmaması lazım. Televizyon olursa bir dakika oğlum kızım hanım. Ne sohbet olur, ne muhabbet olur, ne alaka olur, ne birbirinin ihtiyacını karşılamak olur. Hep tarmar etmiş. Muhabbet yok kardeş. Kapat. Ne var ne yok ya, nasılsın? Allah Allah ya. He oğlum, tamam ne yaptın sen? Bu alaka olur, muhabbet olur. Çay bile içemiyorlar. Hanım çay vermiş mi ya? Verdim ya, çay içtiğin haberi biliyor. Ama çay koltuk orada içiyor, orada içmeyeceksin. Bez seveceksin, orada içeceksiniz. Aynı sofrada. Alaka, insiba var, inikas var. Beraberlikte inikas var, insiba var, boyalanma var. Allah Resulü'nün sohbetinde inikas ve insiba var. Bir sohbetten bedevi geliyor, zahirden hakikate geçiyor, malim oluyor. Onun için kadınlarda şefkat fazla olduğunda cinsellik diptedir. Bozulmamış bir insan. Ama cemiyette kadın erkek karma olursa, erkeklerde %10 zaten fıtratında kadınlık fıtratı vardı. Kadın erkek karma olursa toplumda, erkekte kadınlık hormonları gelişir. Kadında ise erkeklik hormonları gelişir. Ondandır ki toplumdaki erkeklerde şehvet,
kadına yakındır, aşağı düşmüştür. Kadında da latiflik, kibarlık, nezaket, af, alttan almak gibi özellikleri kısmen kaybedip erkekleşmişlerdir. Hepsi de iki şeyi kaybetti. Kadın, kadınlığını kaybediyor, bir. İki, erkekliği kazanıyor. Erkek, erkekliğini kaybediyor, iki, kadınlığı kazanıyor. Lemaat'ta söylüyor. Teraccel nisao diye bir Arabi ibare. Mealini vermiyor. Niye vermiyor usta? Bam telidir. Mana verse o zaman olmaz. Benim gibi birileri olacak ki söyleyecek yani. Aklım biraz kafadan eksik olacak. Her türlü nazara alacak. Onun manası bu. Yani biz kısmen kadınlaşmışız. Kadınların içine buluna buluna. Olur mu ya? İnsan zaman, zemin, tam libas. Yani bulunduğu yerden, yediği, giydiği ve doğduğu yerden insan etkilenir. Zamanın insan üzerine tesiri vardır. Metroda, dolmuşta devamlı gidiyorsun. İş yerinde aşağı ne haber? İyi Ali Bey, iyi falan. Ya, tamam sen abi ne yedin falan. Sanki hanımı ve arka kız kardeşi sanki öyle sanki. Onda ne artık ne erkeklik kaldı ne ondan da kadınlık kaldı. O böyle reis tabii para kazanıyor. Bir eve kadın parayı buna gene bamteli bana saldıracaksın ama bana aittir. Derse vermeyin bunu. Bir eve kadın para götürüyorsa o eve asit götürüyor. Orada huzur arama kadar. Sen, ben de benim der. Dört tabii. Ah ah. Niye böyle diyorsun? Bak başım bembeyaz oldu. Deme. O zaman sormayın bana. Akşama sizin derdinizi dinlemek zorunda değilim. Diyeceksin ben etmedim. Diyorlar işte. Ha, kardeşim karın çalışıyor mu? Nerede şimdi? Hocam okulda diyor. Benim dersim yoktu. Ben erken çıktım. Ha. Yemek yap kardeş. Sen yemek yapacaksın. Çocuğun altını da al. Tabii. Çocuğun altını al. Alacaksın. Yeri süpür kardeş. Hayat mı? Musabi. O da para getirirsen de getiriyorsun. Abi mavisi yok. Bu formülün neticesi budur. Sebeplere nasıl uyarsanız neticesi odur. Bu cemiyette derse gitmeyeceksin, kitap okumayacaksın, efendi olacaksın, kibar olacaksın, hak hukuk bileceksin, latife olacaksın. Ondan sonra Allah'a karşı saygılı olacaksın, acizliğini bileceksin. Bedava yok kardeş. Bakın sahabelere, bakın şeylere. Onun için gayret edeceksiniz. Neyse Hasan okuyalım. Allah kalbin batınını iman ve marifeti, tecelli muhabbeti, aşk ve şuhud için yaratmış. Batını kalp. Bir de zahiri kalp var. Batını kalp, Cenab-ı Hak kendisi için yaratmış. Kalbimizden geçen vesveselerden sorumlu değiliz. Niye değiliz? Çünkü kalbin içine kiramen katipleri bakamıyorlar ki günah yazsın. Allah diyor ki o benim nazargahım ilahimdir, mahrem yerimdir. Melaikeye bakamazsın diyor. Melaike görmediği için yazamıyor. Fiile çıkmadıkça hiçbir günah yoktur. Peygamberimize soruluyor. Sahabe diyor ki ya Resulallah içimizden geçenlerle sorumlu muyuz? İçimizden geçenleri konuşmadıkça, yapmadıkça mesuliyet yoktur. Niye? Melek yazamamış ki. Neyi yazacak görmüyor. Neyi girecek oraya? Allah'ımın yeri orası. Melek bile giremez. Melekten üstün ya insan. Ama biz meleğin girmediği yere arabayı, Mercedes'i, kadını, erkeği sokarsak, doları, markayı, altını, gümüşü sokarsak, o zaman onun neticesi kadar huzur arar. Onun içine. Arabayı almayacak mısın? Alacaksın kardeşim. Garaja buraya koyma. Parayı buraya koyma. Alt cebe koy. Göbekten aşağı yerde olsun. Bak zındıklar bak nasıl başladın. Kalbin üzerine koymuş. Kalbin üzerine koymuş bu cebi. Parayı buraya koyacaksın. Nüfus cüzdanları hep buraya. Burası değil ben. Nüfus cüzdanıyla bunu. Bak bilerek, bunlar hep bilerek yap. Gömleği efendim. Böyle yaparsan erkek gömleği böyle yaparsın. Ne acayip. Nasıl aldatmış bizi. Ah zındık. Zındıkların yarısı kadar bir şuurlu olsak var ya. Aldanmayacağız kardeşim. Ne derler diye yemeyeceğiz, ne derler diye giymeyeceğiz, ne derler diye yaşamayacağız, ne derler diye arabaya binmeyeceğiz. Ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağız.
Sevad-ı Azam'a ittiba edeceğiz. Açlıktan çevreye komşular açken X4'e, X5'e, jipe binemezsin. Binerim abi, sana da binerler ahirette. Allah sorar. Allah'ın nimeti kullarında görmek ister ama vicdan taşıyorsun be kardeşim, komşun aç, çorbası yok. X4'e biniyoruz. Olur mu be kardeşim? Ve onun kapısını önüne çekiyoruz. Adam çorbası yok. Semti değiştir. Peki vicdanını nereye değiştireceksin? Ya bir şey hükmü söyleyeyim. Zekat vermeyen tabii. Zekat verin demiyorum. Zekat vermeyen. Mesela Zeytinburnu'nda mı yaşıyorsun? Zekat vermeyen bir zenginden bahsediyorum İslam hukukunda. Zekat vermeyen bir zengin. Zeytinburnu'nda parasızlıktan ilaç veya ekmek alamayıp ölüp ve hastalığı hasta olmuşsa, ölmüşse zekat vermeyen her zengin, zekat verme seviyesine olan her zengin katil hükmündedir. Çünkü haindir, onun parasını çalmış. Evet, meselemiz bu değildi. Niye kaydık oraya? Ben de bilmiyorum. Nasıl bir şey? Hiç ne alakası var? Mensup işte. Hasan'a gelmiş ders dinliyorsun. Ben de bilmiyorum ne yaptığımı. Hadi bakalım. Fıtrat insaniyedeki aşk-ı beka, muhabbet ilahiyeden teşebbüs eden bir muhabbettir. Allah Allah. Allah'ın muhabbetinin bizdeki karşılığı aşk-ı beka. Muhabbet ilahiye var. Allah'ta muhabbet var. Peki nereden bileceğiz bunu? Nasıl anlayacağız bunu? Bize aşk-ı beka koymuş. Biz buralı değiliz ya. Burada elbise aldık. Gittik Sibirya'ya, üstü üşüdük, palto aldık. Gittik Arabistan'a. Çok sıcak entare giydik. Yani biz ne paltonun görünüşüyleyiz ne de entareyiz. Aynı bunun gibi. Vaki alemden geldik, ne lazım? Ceset lazım, göz lazım, giymişiz, pazardan almışız bunu. Biz buralı değiliz. Cesedinin dışında ne? Buralı mısın? Beka istiyorsun, sonsuzluk istiyorsun, ebed istiyorsun. Hangisi burada var? Ne bu? Burada olmayan yerde sen buradasın. Senin karşılığın yok burada. Niye buradasın? Meğer geçiyorduk da dinleniyoruz Allah Resulü'nün ifadesiyle. Dünyaya gelmek, seyahat eden bir adam çölde yorulmuş da diyor ağacın altına bir saat diyor. İki saat demiyor, bir buçuk da yok. Bir saat dinleyip o hep iyi geçti ya. Güneş ay şimdi geldi kalktı gitti. O kadar. Hatta şey diyor hani insanlar yani ne hayvanı ne bitkiyi veya ne cinsini hakiki manada sevemez ki Allah sonsuzluk mühürü vuruyor. Aşkı bekamıyor. Evet. Sevemez diyorsun. Sevemez. Yani mesela ben bunu niye seviyorum? Ben bunu niye seviyorum? Bu değil ki. Fırça alıyorum oradan. Şak 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 şak. Beka fırçası. Ooo baki gibi görmedikçe sevemem. Beyin de öyle işte. Hastasın. Onun için aklınıza mukayyet olun. Teslim olmayın aklınıza. Aklınıza, hissiyatınıza, vehminize, hastasın, şunu yap, öyle yap, böyle de, çak onu, söyle onu, ver ağzını payını. Hep diyen o alçak. Benim nefsim, benim ruhum, ben diyen. Hep bu. Aklınıza sakın teslim olmayın. Akıl ne Müslümandır ne kafirdir. Alettir, canına kantendir. Bu uyduya çevirirsen Fransa'yı gösterir, bu uyduya çevirirsen Arabistan'ı gösterir. Nereye şey yaparsın? Dokümanı sen ver, o araştırsın. Sahiki tenkit, aşk-ı hak ve arzuyu tenzih hakikat olmalı. Selef-i senin tenkitleri gibi. Sunatullah işaret diyorsun. Ne demek? Tenkit var ya tenkit. Yani eleştirmek. Onun temeli şu olmalı. Aşk hak olmalı. Hak aşk olmalı. Hakikat için söylemeli. Bu yanlıştır. Bu doğrudur. Eğer dersek cihat işte bu. Yoksa aynı şeyi söylüyorsun ama içine garaz varsa sebep yok. Tam tersine zulüm var. Demek ki tenkit ve eleştiri yaparken bize hakim olacak veri tabanı hak aşkı olacak. Hakikatı temizleme olacak bizde. Hakikatı temizleyin. Hakikat karışık olmasın.
Ya ne işe yarayacak? Uygulamayı ben seviyorum. Öyle misaller vermeye çalışıyorum ki dikkat ediyorum o şeye. Ta ki kullanılsın. Mesela evde. İntikam almak istiyorsun. Başka bir şeyle kafayı taktın da ondan fırça atıyorsun. Tamam mı? Yani tam... Oysa o bakarda bağırmak o kadar değmezdi. O da diyor ki ya bu kadar şey içine var. Artık bardağı taşıdın. Bardağı taşıdın. Sat hepsi koy kardeşim altını. Acayip bir şey ya. Değer mi ya? Küçük şeyleri kafanıza takmayın. Niye değmez? Unutmayın. İmandan hariç her şey küçüktür. Küçük şeyleri kafanıza takmayın. Başta ben. İmanınızdan hariç her şey küçüktür. Diğerleri hikayedir. Allah'ım böyle ya. Öyle inanıyorum ki. Hikaye. Vallahi hikaye. Bu insanlar ne kadar. Bugün bir tane salmayadan telefon et. Abi cenazeye gelebilir misin yarın için? Bu yarın öğleyine. Gelemem kardeşim. Abi vizen yok mu? Var. Gelemem mi? Dersin var dedi. Ya ben bir gömü... Ya abi dedi sen indirsin. Ya ben ne indireceğim kardeşim? Ben indirince cennete mi indireceğim? Direkt. Yalnız bazılarına şöyle yapıyorum. Bak deyin. Bir tenefis ettireyim. Gelen oluyor dertleriyle. Ya, psikolojim zaten onda bozuldu. Doktorum da şahit. Yani dertlerle meşgul olarak. Ben Müslümanları seviyorum. Nurcuların kapısının köpeğiyim yani. Allah'a inanıyorak söylüyorum. Yalan değil ya. Şimdi zaten ondan çok yoruldum. İndirirken şöyle diyorum. Hani sünneti şu. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ümmeti Resulullah. Ya Rabbi senin isminle Muhammed ümmeti adına teslim ediyorum. Geç aşk alakası yok da bir şey anlatacağım. Annemi babamı yatırırken şöyle dedi. Ya orada. Düzeltiyorum. Siz de deyin diye söylüyorum. Allah'ım senin adına, senin için gelenlere, senin adına gelen misafirlere, dershanede ve başka yerde, senin hatırın için, senin misafirin olduğu için şanıma yakışır gibi muamele ettim. Öyle davrandım. Yedirdim, yatırdım, banyosunu gösterdim. Bu kadar yapabilir. Ama senin adına geldiği için, senin adına gelmesini kovardım. Ne yedireyim ki? Ne yedireyim? Bak senin adına bana gelen misafire şanıma yakışır gibi muamele ettim. Ya Rabbi, benden de sana bir misafir geliyor. Sana geliyor. Şanına yakışır gibi muamele ettim. Benden sana bir misafir geliyor. Benden sana. Sen de. Şanına yakışır gibi muamele. Allah'a öyle bir Allah'tır ki kabul olmadığı namazı için Musa peygamberini, Ulul Az peygamberini sitem etmiştir. Muhammed'de yazıyor. Muhammed'de. O da bir çoban. Ey Allah'ım sen olsaydın bitini temizlerdin. Saçını tarardın. Şurada oturup yatırırdın. Çoban ateşi yakardın. Hayvanımı sağar içirirdim sana. Allah böyle şey yapıyor. Allah böyle inanıyor. Ondan sonra doğarcığım DNM'de yatıp kalkıyor. Musa Aleyhisselam'dan geliyor. Böyle olur mu ya? Ne biçim namaz böyle falan. Doğrusunu söyle demiş. Doğrusunu söylemiş. Ona tamam iyi. Musa Aleyhisselam gitti. Bir söylemeyle hatırlar. Unuttu. Baş arkasına koştu. Yok. Başladı ağlamaya. Ya eski olmayacağını anladım dedi. Yeniyi de bilmiyor. Musa da gitti Allah'a. Sana havale ediyorum dedi. Allah Cebrail'i gönderiyor. Geri dön. Geri dön. Benimle kulların arasını açmaya mı seni gönderdim? Öğretene kadar kalacaksın. Allah. Ve Allah onun namazını kabul ediyordu. Sana süt içirirdim. Senin saçını tarardım. Senin yanına çoban ateşi yakardım seni üşütmemek için. Böyle inanıyor. Öyle bir Allah ki kabul ediyor ve hoşuma gidiyor. Tabirinde aciz olmadığımız, mezun olmadığımız memnuniyeti mukaddesesiyle Allah memnun oluyor. Allah onun halinden zevk alıyor çünkü lezzeti mukaddesesi var. Böyle bir Allah ya. Böyle bir Allah'a gidiyoruz. Böyle bir Allah'a olan ne korkunca. Allah olmaya korksun. Bizim imanımız var. Ahiretten ümidimiz var. Olayları yorumlayacak İslamiyet teslimiyetimiz var. Allah'a. Hastalık gelecek. Gelirse gelsin.
Geleceği varsa geleceği varsa vardır. Hiç meşgul olma kardeşim. Aklına teslim olma. Vehmine esir olma. Ya hiç bunlar hikaye. Ah ah. Risale mi? Bambaşka ya. Böyle okurken Zübeyir abi maazallah. Vallahi tuhaf tuhaf şeyler. O kadar hoş oluyor ki ya. Bir şey anlatayım sana. Niyet araştırıyorum. 10 gün oldu niyet. Niyet neyin nesidir? Abi niyet niyettir ya. Niyetinizi güzel niyetle niyet yapın. Bak niyetin niyeti de var. Neyse. Ona masada şey yaptık ya böyle. Yattım aşağıya. X birisi geliyor. Dedi ki ne yapıyorsun dedi. Ders çalışıyorum masada. Rüya. Yani rüya değil ama yeni girmişim. Ne rüyanı? Ya dedim şu niyeti araştırıyorum. Bak yavrum, mahiyetle hakikat arasında bir berzahtır. Dedim ki, lef-i mahfuz mudur, arş mıdır? Onu bul. Şimdi onunla uğraşıyorum. Arşın hakikati mi, lef-i mahfuzun bizdeki hakikati mi? Yani peki benim arşla şey, niye çalıştığım kim biliyor? Ki niye geliyor zat-ı muhterem? Kudüs'e soruyor. Nerede biliyor ya? O ki ahiret yok. O ki yok oldu, çürüdü, gittiyse. Kim geliyor? Ben size yalan mı söylüyorum? Ya yok olmuş, gitmişse nereden geliyor ya? Bağdat'tan buraya gelinir mi? Bağdat'tan buraya gelinir mi ya? Ne yapıyorsun ya? Dedim niyete çalışıyorum. Bak dedim, mahiyetle hakikat arasında bir berzahtır. Dedim o zaman arşla dedim. Arşla. Arş arasında lef-i mahfuz var da aşağı şu. Bak şu. Hocam o kolay gelmiştir zaten. Bak. Şu arkadaşlar. Şu arş var ya. Şu arşla şu arş azam. Arş azam değil. Arş mıdır dedim, lef-i mahfuz mudur? Bu mahiyete bakarsa, bu hakikate bakıyor. Berzahsa buraya bakıyor. Dedim, arş mı bu? Onu bul dedim. Ama mahiyetle hakikat arasında bir berzahtır. Herkesin demek çalıştığı şey, insanla konuşuluyor. Sahipsiz değiliz. Yalnız değiliz. İnayet altındasınız. Korkmayın. Yalnız değilsiniz. Allah'ınız var. Allah'ınız var. Peygamber an bir an salavat getirenin yanında temessül ediyor. Hiç endişeniz olmaz. Korkmayın. Karşılayanlar var. Hiç. Ölüm şudur. Böyle uyurken rüya görüyorsun. Oo, rüyada olduğunu biliyor musun? Yok. Rüyada olduğunu bilmez, zaten yattığını bilmez. Yatakta olduğunu bilmez. Azrail aleyhisselam geliyor rüyadayken sen güzel güzel işler yapıyorsun. Makasla tak diye kesiyor bağlatıyı. Zaten burada yatakta olduğunu bilmiyordun. Rüyada da olduğunu bilmiyordun. Onun için lezzet alıyordun. Hakiki zannediyordun. Ha oradasın. Ha böyle geçti. Ha işte geçti. Ceset alın. Bunu da atacaklar çöpe yani. Kokacak ya atsın. Kirlenmiş kendisi. Ölüm o ya. Makasla tak kesecek. Hiç edecek. Çok da kolay olacak. Hiçbir şey anlamayacaksın. Aşağı. Beş vakit namazını kılacaksın. Akabinde tesbihatı yapacaksın. En az Risale'leri 10 dakika her gün okuyacaksın. Haftada en az bir gün derse gideceksin. Hizmete sahipleneceksin. Ucuz yok. Allah bile ucuz yok. Zekatı ver diyor, hacca git diyor, tamam mı? Hizmetten almak için vereceksin. Ne? Sahipleneceksin. Bazen gelip sileceksin, lavaboyu sileceksin, bazen bir fatura yatıracaksın, bazen maddi ve manevi sahipleneceksin. Unutma. Saygı istiyorsan saygı vereceksin. Saygı vereceksin ki saygı isteyesin. Verene verilir. Sahiplenene sahiplenilir. İşte bu. İşte Kastamonu 96'da söyledim. Neredeki? Yanınızdaki, çevrenizdeki dershaneye sahip çıkacaksınız. Beş vakit namazınızı kılacaksınız. İştirak amali uhreviyeden istifade etmek için tesbihatı kesinlikle yapacaksınız. Basit bir telle devletin telini atmak gibi. Hani bir tel atıyorsun devletin teline. Ceylanı ve elektrikten, telefonla istifade ediyorsun. O tesbihattır. Tesbihatı yapacaksın.
5-10 dakika her gün Risale okuyacaksın. Haftada bir gün derse gideceksin. Dershaneye sahip çıkacaksın. Sahip çıkacaksın. Abi benim hiçbir şeyim yok. Sen varsın. En ihlaslı hizmet, lavaboları temizlemek. Bedavaya kardeş. Hiçbir şey verilmiyor bedava. Sahiplen, korkma. Sahipleniliyorsun. Aslında sahiplenmek, sahiplenmenin önce adıdır. Ne demek biliyor musunuz? Bir teneffüs ettireyim. Bir zat Mevlana'nın talebesi 15 sene, hocası da Şems'ti. Mevlana'nın ders arkadaşı diye geçiyor ama hayır Şems'ti. Üstü Mevlana'yı Mevlana yapandır. Mevlana'nın 15 sene talebesi vardı bir teneffüs ettireyim. Şeytan ona dedi ki girdi, nasıl yaptıysa kanalına girdi şifreye. Dedi ki ya filane sen 15 sene sen demiş Allah Allah dedin. Allah, elhamdülillah Rabbil Alemin, Allah peygamber hep dedin. Peki bir tane ses duydun mu? Buyur ey kulum. Duydun mu? Bir defa duydun mu? Açınca bana. Ey kulum diye duydun mu? O da zaafa geldi ya. He ya hiç duymadım diyor. Allah seninle alakadar değil ki diyor. Sen ya ne yaşar? Hakikaten ya 15 sene Allah Allah dedi. Bir defa Allah buyur kulum dememiş. Yakışır mı diyor şeytan diyor bu namussuz var ya. Binlerce hilesi var. Doğru söyledi diyor ya. Alıyor. Yani Mevlana da yok. Okçasını alıyor. Çekip gidiyor. Mevlana bir geliyor tabii ihtar ediliyor. Hemen geliyor. Nerede diyor direkt onu söylüyor. Gitti diyor. Hemen atına geliyor. Gidip yakalıyor. Nereye gidiyorsun diyor. Gidiyorum efendim. Niye gidiyorsun? Ay böyle anlattı. Dedi ki Abega sen Allah demeden, demeyi bilmeden, o duygu ve ihtiyacın, o zevk ve şefkin yokken, sana bu şefki ve lezzeti, o ihtiyacı ve haleti ve ilmi vermiş ki, sen bana Allah de diye. Sen bu Allah demeden önce sana bunu vermekle senden önce ey kulum demiş olmuyor mu diyor. Yani hizmetin sana sahip çıkacağına delil, sahip çıkmandır. Senden önce sana sahip çıkmış ki sen sahiplenebiliyorsun. Sahiplenilmesen edemezsin. Onun için söyledim. Anladık mı? Benim ihtiyacım yok. Hiçbir şeyim yok. Allah'tan başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Allah'ın hem beşerden dua isteriz. Şey diyebilir miyiz Hasan Hocam? Yani hizmet için fırsat gelen kişiye o kişinin hizmet yapması hizmete bir şeref kazandırmıyor. O hizmet değil. O kişiye şeref kesinlikle. Kazandırıyor. Niçin? Unutmayın. Hizmet, hizmetimize ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var. Bırakın hizmeti kurtarmaya. Hizmetle kurtulmaya çalış. Bazıları var, İslamiyet'i kurtarmaya çalışıyorlar. İslamiyet, kurtulmaya ihtiyacı yok. Sen İslamiyet'le kurtulmaya çalış, yeter. Sen kurtul. Bizim ihtiyacımız var. Sen yokken de vardı. Sen yokken de devam ediyor. Onun için senden öncedir bu fiil. Allah kalbine koymuşsa yapabilirsin. Koymamışsa ne? Ne mutlu ki bizi seçmiş diyelim. Ya adam yapamıyor. Adam diyor ki kuyumcu. Oğlum diyor, kiraz bağırdı diyor, lambası bağırıyor. Buyur baba diyor, benim gözüm görmesin o kasadan diyor para çıktığını. Ben çıkıyorum, geziyorum, halledin diyor birkaç kilo kiraz. Ama fiyatını söylemeyin. Çünkü kasadan para çıktığını görmek sanki kalbime bıçak saplıyorlar diyor. Ben böyle insanları tanımışım. Ne yapmış Allah? Öyle bir bela vermiş ki. Allah kimseye bu belayı vermesin. Yani, belayı görüyor musun? Bela bu. Ama çok iyi müdesi var. Bela bu. Daha ne alacaktı ki bela? Çünkü eritilip boğazına akıtılacağını ayet-i kerime söylüyor. Allah kimsenin başına vermesin. Yani talebe olacağız. Nur talebesi olacağız. Korkmayacağız. Bir saat geçti. Gülüyor. Şimdi
aşk dedik, aşk dedik ama aşk bir latifedir. Vedud ismini ama üçüncü ders bitirdik. Vedud ismine dayanıyor. Histir. Yeri şurasıdır. Onu da göstereyim tekrar da. Sevgili kahramanlar adına Maximilianus diyorum. Görmedim iklerde çıktı kardeşim. Bir film seyrettirdiler bana. O kadar hoşuma gitti ki ulan makamı adam itti ya. Ulan bu kralın yardımcısı gitti hak adına ölümü göğsünü gerdi. Ben de çok sevdim onu. Ezberledim o şeyi. O birkaç tanesini seyrettim Maximilianus diye. Ve helal olsun adama ya. Hakikati, hakkı zalimin yüzüne nasıl şey yaptı. Bak aşk burada. Burada biz muhabbeti unuttuk. Tamam unuttuk. Fark, meyil, ihtiyaç, iştiyak, aşk, hiçbir değil. Demek ki şuradan şeyi okuyup kesmek istiyorum o zaman. Tamam, daha uzatmıyorum. Ulema ne demiş? O, tamam. Rahmani bir ülfettir ki, Allah bana ülfet edesiniz diye bu duyguyu vermiş. Kendi sebebiyle lezzet uzmanın hululi için Cenab-ı Hak her bir ruh sahibine vermiştir. Aşk niye verilmiş? Bana hulul edebilesin diye, bana ülfet ve ünsiyet edebilesin diye aşk vermiş. Aşk seni oraya taşır. Bir cevheri Rabbani'dir. Aşk görmekle, işitmekle, birleşmekle tezahüt eder. Sevgi kuvvetlenirse muhabbet olur. Ustad buna diyor ki aşk daha şiddetlenirse muhabbet olur. Aşk Zeliha'nın Yusuf'a karşı durumu şeyin diyor Yakub'un oğluna karşı durumu ise şefkattır. Muhabbeti şeydir. Ha, aşk ne kadar azaptır ait bir şey anlatayım. Burada Peygamberimiz hadisi. Aşk ne kadar yakıyor? Uzattığımı biliyorum ama bağışlayın. Sizi bunda mahrum etmek istemem. Çünkü bir daha bu dersi yapmayacağım. Aşk ne kadar acayip bir şeydir bak. Cenab-ı Hak ruhul beyanda, ruhul beyanda geçiyor. Oradan çektim. Cehenneme dedi ki Cenab-ı Hak, ey Rabbim sana itaat etmesem beni de muazzep eder misin? Cehennemin mevkili kimdir? Malik'tir. Malik. Melaike diyor ki cehennemin mevkili. Allah'ım ben sana itaat etmesem cehennem olarak sen bana da ceza verir misin? Cenab-ı Hak buyurdu ki, evet, büyük ateşimi sana musallat kılarım. Büyük ateşimi, cehenneme diyor. Büyük ateşimi sana musallat kılarım. Cehennem dedi ki, ya Rabbi benden daha büyük ateş var mı? Cenab-ı Hak vardır. Nedir ya Rabbi? O da beni seven kullarımın kalplerinde yaktığım aşk ve muhabbet ateşidir. Ondan diyor ki Allah Resulü, aşk olup da iffetin namusunu koruyup ölen şehittir. Bunu nasıl şehit olurdu derdim ya. Meğer cehennemden daha büyük alevmiş. Çünkü ben hiç ömrümde olmamışım. Ama beni oraya taşımış. Ama Allah'ım aşkım. Başka? Aşk dört tanedir. Biz bakalım hangi mertebede aşırız. Muhabbeti kalbiye, kalbin aşkı... Allah'tır. İki, muhabbeti akliye, ehli ilim, yani eşya da var. Üç, muhabbeti cismaniye, o da şehvettir. Ve mezarlıktır diyor. Aklın aşkı, cesedin aşkı, kalbin aşkı. Kalbin aşkı fenafillah'tır. Lezzeti ruhaniyedir. Aklın aşkı masbeullah'tır. Bedenin aşkı şehvettir. O da mezarlıktır. Ruhuna fatiha dersin gider adam. Hadis şu, kim ki aşık olsa, iffet etse, gizlese, ölse şehit olarak ölür diyor Allah Resulü. Atlayarak çeviriyorum. Çok çabuk gideyim.
Maşukunun esiri olup aşk, aşık olan maşukunun esiri olup onsuz karar kalamaz. Kendi fayda ve zararını bilemez. Yok olur, benliği yok olur. Adam hala varsa aşık değil mi? Sevgisi var. Peygamber Efendimiz, ya ilahi sana tahayyürümü arttır buyurmuştur. Hayretimi arttır buyurmuştur. Hayret itidal derecesine geçerse aşık olur denilir. Yani hayretimi arttır. Tefekkür hayreti, hayret aşka götürür. Şuursuz kalır. Bazıları bir zaman sonra sehve gelse de çoğu meczub-ı sıf kalarak gider. Yani sekr ve sah yapar yani. Aşk. Şarabın sarhoşu gece yarısında, sakinin sarhoşu kıyamet günü sabahında ayılır. Yani hakiki aşk olan var ya, aşk mecazı dahi olsa, ne zaman uyanır? Azrail geldiği zaman, gel buraya. Kim ya? Azrail de uyanır. İçkinin sarhoşu gece yarısı uyanır. Çünkü aşk daha beter sarhoş ediyormuş. İsa Aleyhisselam diyor. Ha? Pavlus'la İsa Aleyhisselam diyor. Ne demek o? Roma'yı yapıyormuş Yahudiler. Ha? İsa Aleyhisselam'ı arıyorlar. Havarisi var Pavlus. Ha? Kaçıyor Roma'da. Öldürmesinler diye. Hı. İsa Aleyhisselam'ı tam şeye gidiyor, Roma'ya gidiyor. Olayın üzerine. Yani öldürecekler. Çarpan erkekler bile bile gidiyor. Tam yolda karşılaşıyorlar Roma sınırında. Ha? Pavlus diyor ki, efendim diyor, nereye gidiyorsunuz diyor. Ha? İsa Aleyhisselam'ı bakıyor diyor ki, Roma'ya diyor. O anda düşünüyor. Şair de yazmış, aşıksan niye kaçıyorsun diyor. Bile bile gidiyor İsa Aleyhisselam. Allah Allah. O zaman diyor ki Pavlus, ben niye buradayım diyor. Efendim oraya gidiyor diyor Roma'ya. Ve beraber gidiyor, baş aşağı çarmıha geliyorlar. Temaşa etti diyor Allah'ın azametini. Allah. Pavlus diyor. Eğer şehvet perestlerin meyli muhabbetleri aşk olsaydı, merkeplerin ve öküzlerin serfiraz uşak olmaları lazım gelirdi. Esas aşık onlardır. Demek ki aşk değil o. Ve karşılık beklemek, tatmin etmek, ihtiyacını gidermektir. Ondan sonra 247. Muhabbet, muhibbin sıfatının mahvolup mukabilinde mahbubun sıfatına girmesidir. Buraya bir not yazmışım. Aşık olan zina ve haram işleyemez. Bir kızı aşık oldu. Aşık olan yapamaz. Niye? Hemen o tarafa kayıyorsa aşık değil. Menfaatını takip ediyor. Varsa bu eylemi aşk mecazidir ki menfaatını sevmektir. Kendi zevkini, tatmini karşıda gördüğü için ona aşık zannediyor. Aslında kendine aşık. Kendini seviyor. Memnun etmek adına tahribat ediyor. Mesut aileyi yıkıyor, ruhları çürüyor. Demek ki aşık zannettiğimiz şey, karşılığımızı seviyoruz. Aslında kendimizi seviyoruz. Peki buradaki seçiciler kim karar veriyor? Yani dün bir okulda 1000 tane öğrenci var. Bir çocuk A, B, bir de C'ye aşık diyor. Ondan muhabbet oluyor. Peki bu muhabbet nereden geliyor? Yani o seçiciler bu, buradan kim karar veriyor? Bu aşk denilen sevgidir. Evet. Bu sevgi akıl mayası katılır. Vicdan onu mahkeme ederse, Allah Resulü biraz önce hadisini okuduğum gibi, İffetin namusunu koruma seviyesinde olursa hakikaten o sevgi aşka inkılap eder. Aşk olur. Eğer sevgide kalırsa menfaatlanmaya gider. Eğer bir seviyorum seni diye ikide bir menfaatlarına doğru gidiyorsa bu seviyor ama aşık değil. Eğer o sevgi muhakemeyi adliye, aklı muhakeme ölçülerle vicdan mahkemesi ortasında hareket ederse, vicdanı da aklı arasında sevgi olursa, o aşık olmaya doğru gider. Sonra aşık olur, öyle bir aşık olur, öyle bir yanar ki cehennem ateşi iştir. Sonra bakar ki o eline geçse, o ateş hala sönmedi. Ha, bu sefer aşk-ı mecazı aşk-ı hakikiye inkılap eder. Aslında bizdeki aşk hissini uyandırmak için onu kullanıyorlar.
O kullanılıyor. Onu basamak yapacaksın. Ama birisi elinden tutacak seni. Böyle pat diye sokakta gider yıkanı bunu beceremez. Muhip bir kuldur ki nefsinden geçmiş. Yani şey demişler ki Cafer Cüneydi Bağdadi'ye aşık kimdir? Bir kuldur ki nefsinden geçmiş Rabbine ermiş. Azası Rabbinin haklarının eda ve kalbi Rabbani müşahede ile meşguldür. Hüviyet nurları ile yanmış. Kasi muhabbetten içmiş. Cenab-ı Mahbub ona gayb perdelerinden inkişaf ettirmiş. Söylerse Allah ile ve Allah'tan, yürürse Hakk'ın emriyle yürür ve durursa yine Hakk'ın emriyle durur. Şu halde muhib, billah minna Allah maallah dedi. Bak aşık budur, atlıyorum. Muhabbetin kök harfleri mim, he, mim, he, be, he. Muhabbet, te, yuvarlak he'dir, üzerinde te var. Ne demek? Muhabbetin mimi, memat, memat, ölüm. Besi, hayatın hasına. Muhabbetin hesi, hayatın hasına. Muhabbetin besi, bela, buyur, emret demeye ve he de ilah manasına geliyor. Yani mevt, hayat, emrin olur ya Rabbi demek muhabbetin ifadesi. Allah Allah. Tamam. Hasan, öyle uzatıp duruyorsun be kardeşim. Şunu da oku bak. Ateşte kızartılmış bir demirin ateşin sıfatını aldığı için o ateşin aynı ve zatı olmadığı halde ateşlik iddiasında bulunduğu gibi. Bu makama gelen aşıkın da mahbubun aynı olmadığı halde mahbubun sıfatından basu iddiası akıldan uzak değildir. Ateşe soktunuz demiri, ateş gibi kıpkırmızı oldu. Aynı ateşin sıfatına sahip. Ateş değil ama demir, ama ateş oldu. Aşık böyledir. Artık ateşin sahibi gibidir. 52, 53 başka. Bak hep atlıyorum ha. Burayı da atlarsam. Burayı da atla. Ama bunları okumuş kabul ettik hepsini. Hala var mısınız? O zaman daha aşık olmadınız. Ve ahir devahum en elhamdülillah rabbil alemin. Ya Rabbi kusurlarımızı affeyle. Bizi kendine kul kabul eyle. Amin. Emanetini kabzetmek zamana kadar bizi emanette emin kıl ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Vedud ismini, Hakim ismini, Rahman ismini ve 4000 esmanı bizde tahakkuk ettir ya Rabbi. Amin. İmanımızı ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin, şu iman mertebesini nasip eyle ya Rabbi. Amin. İmanın vesvesesiz mertebesine ishal eyle ya Rabbi. Amin. Hakikati Muhammediye'de inkişaf ettirerek mahiyeti Muhammediye'de fena-i mutlaka mazar eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. Amin. Bizi ve çoluk çocuğumuzu ve yakınlarımızı insi ve cinli şeytanların şerrinden semavi arz-ı afatlarda muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ateşli hastalıkların, sinirsel hastalıkların, buhran ve bunalımların, depresyonların vesile olmasına sebep olan erba habiseleri defi refeyle ya Rabbi. Amin. Nur talebelerini, ehli imanın evlerine bunların ya Rabbi varsa tarmar ile ya Rabbi. Amin. Kahar ismine kar perişan eyle ya Rabbi. Amin. Onların yerine kuvve-i kutsiye, kuvve-i ulviye, kuvve-i maneviyi meydana gelmesine vesile olan erba haliyeleri nasip eyle ya Rabbi. Amin. Kur'an'ın hakikatine mazhar eyle ya Rabbi. Hizmet-i mani ve Kur'aniye'de ihlasla, sadakatla, takva ile, iştinab-ı kebaile, hizmet hakikati ve anlayışıyla devam etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hakkı hak bilip hakka yapışanları, batılı batıl bilip batıdan uzaklaşan kulların zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ahirete intikal eden anne babalarımızdan, eba ecdatlarımızdan ve bizlere hakları hukukları olanların ya Rabbi akıl, ya Rabbi mekanlarını cennet eyle, taksiratlarını hayra tebdil eyle.
Hizmet imane Kur'aniyenin sırrı hakikati olan iştirak-ı amal-ı uhreviyeden hisselerini azim eyle ya Rabbi. Amin. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha tema salavat.